Adını hepimizin bildiği ve Türk savunma sanayisinin havacılık alanında önde gelen şirketlerinden biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi yani TUSAŞ'ın insan gözüyle görülemeyecek kadar yüksekliklere çıkabilecek ve bu irtifalarda seyredecek yeni insansız hava aracı tasarımı ortaya çıktı. TUSAŞ'ın yayınladığı gelecekte geliştirilecek sistemler yol haritası kapsamında Aksungur olabileceğini düşündüğümüz stratejik SİHA projesiyle eş zamanlı olarak İHA adı verilen farklı bir insansız hava aracı projesinin geliştirileceğini görüyoruz. Ayrıca muhtemelen yine aynı projeyi Savunma Sanayi Başkanlığımız yayınladığı bir sunumda yüksek irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı olarak duyurmuştu. Sunumda gösterilen görselleri incelediğimizde net bir şekilde çok ince ve küçük bir gövdeye, gövdesine oranla oldukça büyük bir kanat yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sahip olduğu bu ince ve uzun gövde tasarımı sayesinde ve sahip olduğu oldukça büyük kanatları sayesinde diyebiliriz ki, bahsettiğimiz bu proje ya da İHA adını artık her ne derseniz gerçekten çok yüksek irtifalarda seyir amaçlı olarak tasarlanmış. Devam etmeden önce çok kısa bir dipnot olarak belirtmek istiyorum. Üzerine konuştuğumuz yol haritasını sizler de kendiniz incelemek isterseniz videonun altında bulunan açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve işin artık farklı bir boyutuna gelelim. Bu yüksek irtifa, uzun havada kalış sınıfı insansız hava aracı veya kısaca İHA da diyebiliriz ne işe yarayacak? Ya da ne kadar yüksek irtifalarda uçuş gerçekleştirebilecek? Şunu bilmenizi istiyorum ki bu proje hakkında hala açıklanmış bir veri veya rakam yok. O yüzden biz kendimizce sahip olduğu özellikler veya sahip olması muhtemel özelliklerinden yola çıkarak tahminlerde bulunacağız. Bunun için bize en çok yararının olacağını düşündüğüm şey ise dünyada hali hazırda üretilmiş aynı sınıftaki muadil araçları incelemek. Öncelikle bu projenin yayınlanan tasarımında az önce de söylediğim gibi çok ince ve hafif bir gövde ve gövdesine oranla oldukça büyük kanatlar var. Buradan yola çıkarsak İHA'mız oldukça hafif tasarlanmış. Bu sebeple çok az bir güç harcayarak oldukça uzun süreler havada kalabilir ve sahip olduğu uzun kanat yapısı sayesinde hava akımından faydalanarak yükselişini gerçekleştirirken aynı zamanda güç tasarrufu sağlamış olur. Bu kadar ince ve hafif bir gövdeye entegre edilmiş devasa kanatlar, insansız hava aracımızın çok yüksek irtifalarda seyredeceğinin bir işareti. Yine buna benzer bir tasarım Amerikalı savunma şirketi Lockheed Martin'in U-2 casus uçaklarında da kullanılıyor. Bahsettiğimiz bu Amerikan uçağı sahip olduğu gövde ve kanat yapısı sayesinde tam 70 bin fit yani yerden 21 bin metreye kadar yükselebiliyor. Ve unutmamakta fayda var. Bahsettiğimiz uçak bir keşif uçağı yani gövdesinde bir kokpit bulunmak zorunda. Bu nedenle bizim bahsettiğimiz ve incelediğimiz insansız hava aracımızdan oldukça kalın ve ağır. Ve yine eklemek gerekirse bizim bahsettiğimiz insansız hava aracı kadar uzun ve ince kanatlara sahip değil. 21 bin metre yükseklik hiç de azımsanacak bir rakam değil. Bu demek oluyor ki uçağımız atmosferimizin ikinci tabakası olan stratosferde yolculuk yapabiliyor. Stratosfer dediğimiz katman atmosferde 12 kilometreden 50 kilometreye kadar olan sıcaklık enverzyonunun bulunduğu seviyedir. Bu seviyede sıcak hava soğuk havanın üzerinde uzanır. Az da olsa hava akımı vardır ve bu sebeple stratosfer az karışımlı bir seviye olarak nitelendirilir. Aranızda uçakla seyahat etmiş takipçilerimiz illaki vardır. Dünyamızı saran atmosferin ilk tabakası olan troposfer, kutuplar bölgesinde 10 kilometre civarındayken ekvatorda 17 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yolcu uçaklarında uçabileceği en yüksek irtifa budur. Dolayısıyla yolcu uçağında uçtuğunuzda camdan baktığınızda bulunduğunuz yükseklikten neredeyse 2 kat daha yüksekte olduğunuzu hayal edin. Stratosfer ise troposferden sonra gelen 50 kilometre yüksekliğe kadar olan tabakadır. Burada yer çekimi azaldığından cisimler gerçek ağırlıklarını kaybederler. Tabiri caizse bulunduğunuz yükseklik sebebiyle dünya artık ayaklarınızın altındadır ve buradan dünyanın yuvarlaklığını gözlerinizle görmeniz mümkündür. Konumuza dönecek olursak, bu irtifada azalan hava molekülleri sebebiyle uçakların kanatları kaldırma kuvvetlerini büyük oranda kaybederler. İşte U-2 casus uçaklarında ve bahsettiğimiz TUSAŞ'ın tasarımını yayınladığı İHA adı verilen yüksek irtifa uzun havada kalış sistemi insansız hava aracında bu kadar büyük kanatların kullanılmasının temel sebebi bu. Bu noktada itiraz edecek olan takipçilerimiz olabilir. 12 kilometrenin yaklaşık 40 bin feet'e denk geldiğini belirtmek istiyorum. Ve geçtiğimiz aylarda Baykar Akıncı taarruzi insansız hava aracının gerçekleştirdiği bir uçuşla 38 bin küsür fit irtifalara çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdığını hatırlatmakta fayda var.
Yani Akıncı'dan çok daha hafif ve ince gövde yapısıyla, TUSAŞ'ın yası, sahip olduğu dev kanatlarla Akıncı'nın ulaştığı irtifadan çok daha yükseklere çıkabilecektir diye düşünüyorum. Yine tahmini olarak bir casus U-2 uçağı kadar olmasa da Türkiye'nin yüksek irtifa uzun havada kalış sınıfı İHA'sı 55-60 bin feet gibi Türk havacılık tarihi için akıl almaz irtifalarda uçuş gerçekleştirebilecektir diye düşünüyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Ne kadar avantaj ya da ne kadar dezavantaj sayılır bilemiyorum ama bahsettiğimiz insansız hava aracının faydalı yük olarak mühimmat taşımasını beklemek biraz yersiz olur. Çünkü bu irtifalardan bırakılan bir mühimmat hem çok şiddetli bir rüzgar hem de hava akımına maruz kalacak. Hem kullanılan mühimmatın bunlara dayanması zor hem de isabet oranını oldukça düşürecektir diye tahmin ediyorum. Yine bunlara ek olarak İHA'nın gövdesine entegre edilecek salan ve mühimmatlar ağırlıkları sebebiyle çıkılacak irtifaları etkileyecektir. Yani yüksek irtifa uzun havada kalışlı bir sistemde ne kadar az ağırlığa sahip olursanız bu sizin lehinize olur. Zaten bulunduğu irtifa sebebiyle yeryüzüne göre daha az oksijene sahip olarak çalışmak zorunda olan motorları bir de mühimmatların ağırlıklarıyla yormak hiç de mantıklı gelmiyor kulağa. Bu noktada TUSAŞ'ın üretmek istediği, yüksek irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracı sisteminin tamamen keşif ve gözetleme araçlı üretileceğini söyleyebiliriz. Bu noktada teknik bir bilgiye sahip olmadığımızdan İHA sisteminin menzili hakkında bir bilgi veremiyoruz. Ancak sahip olduğu uzun kanat yapısı ve kullandığı hava akımıyla çok uzun mesafeler havada kalabileceğini tahmin etmek çok da zor değil. Olası bir gerginlik, çatışma vesaire gibi durumlarda Türk ordusunun havadaki gözü olacak bu sistem hem sessiz, hem bulunduğu irtifa sebebiyle hava savunma sistemleri tarafından görülmesi zor, görülse bile vurulması neredeyse imkansıza yakın bir ihtimal. Bu sebeple kesintisiz bir şekilde bağlı olduğu istasyonlara görüntü, konum ve benzeri kritik istihbaratlarını aktarmaya devam edebilecektir. Yani vurucu bir güç olmamasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri için oldukça etkili bir kuvvet çarpanı olacaktır. Unutmamak gerekir, savaşların birçoğu istihbaratlarla kazanılır. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.